Merhabalar. Bugün Türk İslam bilim tarihinden söz edeceğiz hep beraber. Biliyorsunuz ki bunu önce tutum, anlayış ve değerle açıklamak gerekiyor. Tutum, bir kişinin herhangi bir olaya karşı verdiği tepki aslında. Ancak bu tepki durup dururken olmuyor. Kafamız içerisinde değerler var ve bu değerlere karşı biz aslında tepki geliştiriyoruz. O değerleri de inançlarımız, eğitimimiz, anne babadan gördüklerimiz, medyada duyduklarımız, seyrettiklerimiz bir sürü şey etkiliyor, oluşturuyor. Dolayısıyla eğer Orta Asya kavramını burada tartışmak gerekiyor. Orta Asya, işte Orta Asya kavramını nedir o Mavarem Nehri ve oradan da Buhara'yı, İsfahan'ı falan tartışmak gerekiyor. Bu kavramı bilmek gerekiyor. Öbür yandan da Orta Çağ kavramını bilmek gerekiyor. Orta Çağ kavramı biliyorsunuz ki pek çok tarihçi açısından aslında tarih karanlık bir çağ olarak adlandırılıyor. Ama bazıları bunu aslında bir manipülasyon olarak değerlendiriyor ve İslam medeniyete baktığımızda, Orta Asya'ya baktığımızda, Mavarem Nehri'ne baktığımızda ve Ön Asya'ya baktığımızda, İsfahan'a, Buhara'ya, Taşkent'e baktığımızda işin hiç de böyle olmadığını ve o dönemde aslında medeniyetin, irfanın, ilim ve tekniğin altın çağını yaşadığını, İslam dünyası temelinde altın çağını yaşadığı söyleniyor. Dolayısıyla Orta Çağ'ın bir karanlık çağ olduğu bakış açısının sakat bir bakış açısı olduğunu iddia ediyor. Arkadaşlar tabii ki burada eğer İslam medeniyeti bu kadar inkişaf geçmişse bu dönemde, yani Batı'nın, Avrupa'nın karanlık bir dönemde, İşte derebeylikle, feodaliteyle yönetildiği, aynı zamanda işte Engizasyon mahkemelerinde yakıldığı ve ilmin ve bilimin sadece kilisenin tekeline hapsedildiği bir dönemde, eğer ki İslam dünyasının irfanından, medeniyetinden, ilminden bahsediliyorsa, burada tabii ki İslam değerlerde elbette bakmak gerekiyor. Hazreti Peygamber çünkü İslamiyet'in burada bir yüzleşmesi söz konusu. Neyle yüzleşmesi söz konusu? İslamiyet biliyorsunuz orta şeyden Hicaz, yani Batı Arabistan Yarımadası'ndan ortaya çıktı. Mekke'de ortaya çıktı. Medine'ye oradan da bütün Arabistan Yarımadası'nda kapsayacak şekilde genişledi ve arkasından işte Mezopotamya'ya, Mısır'a, oradan da Pers İmparatorluğu'na, yani Sasani Pers ve Roma İmparatorluğu'nun topraklarına ve Yunan medeniyetle orta yüzleşmesi söz konusu. Öbür yandan da Pers üzerinden, Hazar Denizi üzerinden, Ön Asya üzerinden de Orta Asya ve oradan da Çin medeniyetle yüzleşmesi söz konusu. Bu medeniyetler ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler ve gerçekten de takdire şayan işlerin de yapıldığı, insan hayretle düşünecek şeylerin yapıldığı, gerçekleştirdiği mekanlar oluyor. Dolayısıyla bu ilim irfan mekanlarıyla yüzleşmesi sonucunda İslam medeniyetinin geliştirmiş olduğu tutum aslında İslam medeniyetinin o esnada tam varlığını ortaya çıkartıyor. Yoksa bunun mümkün olması gerçekten de olası görünmüyor. Peki nedir o? Bir defa İslamiyet kurulma aşamasında evet Arabistan bir cahiliye dönemini yaşıyordu. Kabileler şeklinde yaşıyorlardı. Edebiyat harici neredeyse ilim irfandan söz etmek neredeyse mümkün değildi. Peki ancak bu demek değildir ki kimi Araplar, o coğrafyada yaşayan Araplar çevresini sarmalayan işte Mezopotamya, Mısır, Pers, Roma İmparatorluğu medeniyetlerinin farkında değillerdi. Elbette ki farkındaydılar çünkü bunlar ticaret yapıyorlardı, o bölgeye kadar gidiyorlardı. Ancak biliyorsunuz ki Arabistan'da mevcut bir ekonomik sistem vardı, putperestlik üzerine kurulmuş bir ekonomik sistem. Bu sistemi Allah şahit etmek işte kolay değildi çünkü orada Kureyş'i besleyen ya da kabileleri besleyen müthiş bir zenginlik meydana getiriyordu o sistem. Peki Hazreti Peygamber bu anlamda İslam'ın da oldukça görüşü önemli. Hazreti Peygamber de diyordu ki işte ilim Çin'de de olsa gidip alınız. Burada bazı Müslümanlar günümüzde bunu oldukça farklı anladığı ya da eksik anladığı anlaşılıyor. Yani ilim çok uzakta olsa dahi gidip alın gibi bir şekilde anlaşılıyor. Hayır. O esnada biliyorsunuz ki şeyde Song hanedanlığı yaşanıyor. Çin'de bu Song hanedanlığı Neo-Konfüçyüzm
ekolüne mensup. Ne demek o? Biliyorsunuz ki o Song hanedanlığından çok 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 daha önce bir savaşan hanedanlıklar dönemi vardı Çin'de. Bu bir kargaşa dönemiydi, kavga dönemiydi, kaos dönemiydi. Ancak bu kaos döneminde tıpkı Anadolu'da Beylikler dönemindeki kaos dönemindeki gibi, Mevlana'ların Yunus Emre'den çıktığı dönemdeki gibi burada da düşünce okulları ortaya çıktı. İşte Taoizm gibi, Konfüçyüzm gibi, Budizm gibi bir takım düşünce ekolleri ya da okulları ortaya çıktı. Bunlar Song eyalet, Song hanedanı döneminde yeniden yorumlandı ve Neo-Konfüçyüzm olarak karşımıza çıktı. Neo-Konfüçyüzm artık mistizmden alınmıştı. Pek çok düşünce okulundan fikirler içerisinde, kendi içerisinde barındırıyordu ve diyordu ki dünyanın keşfedilecek, yaşamın keşfedilecek yönü de var diyordu. Bu anlamda da artık Çin'de biz barutun, kağıtın, işte baskı teknolojisinin, pusulanın hikayesini görmeye başlıyoruz. Aynı zamanda Çin orada pirinci ıslah ederek daha fazla ürün elde etmeyi başarıyor. Bu da halkların beslenme sorununu çözüyor ve Çin'de nüfus artıyor. Aynı zamanda Çin içerisinde bir sürü sulama kanalları, devasa sulama kanalları yapılıyor. Bu da Mene'nin ilk inşafına yol açıyor. Yine pusulanın Çin gemicileri tarafından kullanıldığı biliniyor. Peki bütün bunlar, yani Neo-Konfüçyüzm, yani Neo-Konfüçyüzm son hanedanlı dönemde bir Çin medeniyetini var etti. Aslında Hazreti Peygamber'in bahsettiği şey de buydu. Song eyaletinde, Song hanedanlı döneminde, evet o dönemde Çin'in farkındaydı Hazreti Peygamber. Peki niye farkındaydı? Ya da diğer bazı Araplar niye farkındaydı? Çünkü bunu ancak kartaya bakarak anlayabiliriz. Biliyorsunuz ki Çin, evet önemli bir ticaret merkeziydi. Pek çok şey üretiyordu o dönemde de. Dolayısıyla iki tane yoldan söz etmek gerekiyor. Birisi Asya işlerinden Avrupa'ya kadar giden bir ipek yolu. Bir de denizi takip ederek Çin'den, işte Çin-Hindi Yarımadası'ndan, Hindistan'dan, Seylan'dan geçip buradan Babur Mendeb Boğazı'ndan Kızıldeniz'e, oradan da Sina üzerinden Akdeniz'e uzanan bir baharat yolundan söz etmek gerekiyor. Dolayısıyla burada da Hicaz Yarımadası aslında, yani Mekke ve Medine nerede kalıyordu? Batı Arabistan'da kalıyordu. Yani Kızıldeniz kıyılarında kalıyordu. Dolayısıyla Araplar da aslında bu ticarette ve aracılıkta yapıyorlardı. Dolayısıyla bu Çin'de ne olup ne bittiğini aslında pek çoğu ya da bazıları farkındaydı. Bu yüzden de Hazreti Peygamber ilim Çin'de de olsa gidip alın diyordu. Aynı zamanda aslında bu Neo-Konfüçyüzm düşüncesiyle İslam düşüncesinin bazı yerleri paralellik gösteriyordu. İslamiyet de aklı kullanmayı emrediyordu. Hazreti Peygamber hem bu dünya dünyevi olduğunu, aynı zamanda manevi, uhrevi olduğunu İslam'ın vaaz ediyordu. Şöyle ki sadaka-i cariyeden bahsediyordu. Diyordu ki bir ağaç dikerseniz, bir bina yaparsanız ve o binadan bazıları silindikten sonra hala barınmayı sürdürürlerse, bir ağaç dikerseniz ve bazıları hala o ağacın meyvelerine yerlerse, o ağaç ayakta durduğu sürece sizin sevap defterinize, işte hasenatınıza sevap yazılır diyordu. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim efele yanzurune keyfe hulukat ve lessemâi keyfe rufiat, Allah göğü yükseltti, yeri yaydı, dağları dikti, bakmazlar mı gibi ayetler vardı. Allah göğü yükseltti, dengeyi kurdu. Dolayısıyla bütün bunlar keşfedilmesi gereken şeylerdi. Araştırılması gereken şeylerdi. Aynı zamanda ilk Rabb ismi Rabbike lez halak, okur, Yaradan Rabbinin adıyla oku ilk emirdi. Aynı zamanda o bunun devamında ait, o Allah ki insanı bir kan pıhtısından yarattı, o Allah ki işte kerem sahibidir, insanı kalemle yazmayı öğretti. Hem araştırma yapmayı, hem bu araştırma yapılan araştırma kayda geçirip gelecek nesillere armağan etmeyi, kalem sözcüğünü kullanarak buradan bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla İslamiyet hem dünyevi hem de uhrevi idi ve bu anlamda da dünya İslam'a göre keşfedilecek şeydi. Aslında bu anlamda da Allah'tan hakkıyla ancak ve ancak alimler korkar sözü de bu şekilde anlaşılabilirdi. Evet, dolayısıyla İslam bunu vaaz ediyordu. Peki buradan yola çıkarak başka ne söyleyebiliriz? Evet, Hazreti Peygamber'in bu söylemleri
ne diyordu aynı zamanda? Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin diyordu. Aslında bugün Müslüman coğrafyasına baktığımız zaman doğa katliamı olduğu yerler buraları aynı zamanda. Ama mezarlıklara baktığımız zaman aslında en yeşil yerler buraları. Sanki İslamiyet mezarlıklarda yaşatılıyormuş gibi geliyor. Elbette ki o da bir doku. Ancak İslam ölülerin dini değil, dirilerin dinidir. Bu anlamda da o ağaç dikme meselesinin aslında uhrevi değil, dünyevi olduğunu bu kez de söylemiş olalım. Yine İslamiyet akıl oyundan yola çıkarak başka dinlere karşı tolerans geliştirmiştir. Sizin dininiz size, benim dinim bana demiştir. Sadece işte yayılı coğrafyalarda o kişilere karşı koruyucu vasfı üstlenmiştir, zımmilere karşı. Yoksa kesin onların inançlarına karışmamıştır. İşte Elif okuduk ötürü, almış pazar ötürü, yaratılmışı hoş gör, yaradandan ötürü sözü de buradan yola çıkmaktadır. Dolayısıyla böyle bir tolerans iklimi de işte o yabancı memleketlerle yüzleştikçe, Mısır'la yüzleştikçe İslam medeniyeti, Mezopotamya yüzleştikçe, Anadolu ile yüzleştikçe, Pers'le, Çin'le, Orta Asya üzerinden Çin'le yüzleştikçe yeni bir İslam medeniyeti ortaya çıkıyor. Burada tabii ki El-Harezmi'den söz etmek gerekiyor. El-Harezmi bu anlamda önemli bir bilim adamı ve matematik bilim adamı. Kendisi Cebir'in kurucusu. Pekala tabii ki burada El-Harezmi'nin ekolünün daha önceki ekollerden de beslendiğini deminki şeyle söylemek gerekiyor. Şöyle ki biliyorsunuz ki eski Mısır Nil Vadisi kurulmuştu. Burada işte Nil'in taşkın verme vakti hesaplanması gerekiyordu. Arazi hesaplanması gerekiyordu. Dolayısıyla öncelikle basit ölçüm araçları, ip gibi, uvan gibi, kazık gibi basit ölçüm araçları kullanarak, yani bu da bir ölçüm aracıdır. Standart olarak kullanırsanız bunu, her yer bu ipi kullanırsanız ölçüm aracıdır. Daire çizdiler, üçgen çizdiler ve bunlar ölçtürmüşler ve bazı şeyler buldular ölçerek. Bazı şeyleri de çıkarımda bulunarak buldular. Şöyle ki şurada bir ikizkenar üçgen çizelim. Evet, görüyorsunuz ki bu bir ikizkenar üçgen. Şu kenarla birbirine eşit. O yüzden ikiz. İkizkenar üçgende tepene indirilen bir dikmeye ölçülerek bulmuş. Ne yapıyor? Evet, ikizkenar üçgende tepene indirilen bir dikme tabanı iki eşit parça bölüyor. Evet, bu ölçülerek bulunuyor. Arkasından şunu söyleyeceğiz. Evet, burada bir daire çizelim beraber. Daire çizdik. Biliyorsunuz ki daire tam noktası, yani kazın çakıldığı yer. Ve bu kazı çakıldıktan sonra bir ip uzatıyorsun buradan. Onun yarı çap oluyor. Ve ipi tuttuğu yeri hiç değiştirmeyerek etrafında dolanıyorsun. Böylece bir daire oluşturuyorsun. Yani eşit uzaklıkta, merkez eşit uzaklıkta noktalar grubudur daire. Dolayısıyla şu ne oluyor? Bir yarı çap oluyor. Oysa ki merkezden geçen her bir doğru ise çap oluyor. Peki kenarları birleştiren doğrular ise kiriş deniyor. Kenarları birleştiren şu doğrular ise kiriş deniyor. Evet, tepeden indirilen kirişe indirilen bir dikme ne yapar? Kirişi ne yapar? Aslında burada bir çıkarımda bulunuyoruz. İşte şurası yarı çap. Şurası da yarı çap. Yani tabii ki burada pek ölçümü olmadı. Bu daha uzun görünüyor ama onu aldırmayın. Çünkü daire standart bir daire değil. Burası yarı çapsa, burası da yarı çapsa iki kenar birbirine uzunlukla birbirine eşittir. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşmaktadır. Dolayısıyla şu da ikizkenar üçgeni tepenin indiren dikme ne yapmaktadır? Taban ikiye bölmektedir. Yani buradan yola çıkararak demin ki kural bulunmuştur. Evet, kirişe indirilen dikme, merkez indirilen dikme, kiriş iki eşit parçaya bölmektedir. Bunun gibi Harezmi de öncelikle Hindistan'dan onluk sayma tabanını onluk tabanı getirmiştir. İslam dünyası mal etmiştir. Bu onluk taban daha sonra aritmetiğin, cebirin gelişmesine katkı sağlamıştır ve oradan da mekaniğin gelişmesine katkı sağlamıştır. Ve Avrupalılar da hem Haç seferleri hem de Endülüs üzerinden de bu yeni tabanı, yeni sayma tabanını, sayı tabanını öğrenmiş oldular. Peki Harezmi ne demişti? Aslında Harezmi cebirin kurucusudur. Cebir, yani bir araya getirmek, dengelemek gibi anlamlara geliyor. Harezmi şunu demiştir, bir terazi gibi. Evet, her iki tarafta yapılan işlem eşitliği bozmaz demiştir. Yani eşit şekilde işlem yapılması gerektiğinden bahsetmiştir. Yani burada
bu işlem 3'te bölünüyorsa, karşı tarafta 3'te bölünüyorsa eşitlik bozulmaz. Eğer burası buraya 4 ekleniyorsa diğer tarafta 4 ekleniyorsa yine eşitlik bozulmaz. Eğer buradan 1 çıkar, karşı tarafında 1 çıkarıyorsa yine eşitlik bozulmaz. Ya da çarpma diyelim. Burası 1 milyonla çarpılıyor. Karşı tarafta 1 milyonla çarpılıyorsa eşitlik yine bozulmaz. Buradan yola çıkarak El-Harezmi'yi denklemleri bulmuştur. Birinci derece denklem, ikinci derece denklem ve daha fazla denklem, bilmeyen denklemleri bulmuştur. Bu da nedir? Daha sonra Ali Grotman'ın ortaya çıkması, Jim'in ortaya çıkması yola çıkmıştır. Bugün de Ali Grotman'ın babası aslında El-Harezmi kabul ediliyor. Bu anlamda da Müslüman Türk çocuklarının atalarını tanıması oldukça önemli. Tabii ki biz burada hemen şunu yapacağız. 2x eşittir 4 ise işte 2x bir bilinmeyen denklem burada. Ben her kitabı aynı işlemi yapıyorum. Yani her kitabı da 2'ye bölüyorum, görüyorsunuz. Böldüm. 2 2'ye bölünür. 4 2 ile bölünür. Çiziyorum, görüyorsunuz. Ne oldu buradan? 4 2 ile bölündüğünden geriye 2 kalır. Aynı işlemi yaptım ve sonucu 2 buldum. Yani x burada 2'ymiş. Dolayısıyla burada bugün teknolojik aletleri kullanan çocuklar başkalarının ürettiği teknolojik aletleri genelde kullanıyorlar. Cep telefonları, fotoğraf makineleri, bilgisayarlar, uydular, şunlar bunlar. Dolayısıyla bunları bilen çocuklar, algoritmanın kurucusu, kendi ataları olduğunu bilen çocuklar kendileri üretken hale geleceklerdir. Bunları bilmesi bir neslin oldukça önemlidir. Atalarını tanıdıkça Mustakim Atatürk'ün dediği gibi Türk evladı atasını tanıdıkça kendisine yeni işler yapma gücünü, kuvvetini bulacaktır. Onlar onun bir ilham kaynağı olacaktır. Unutmayın, gelecek gelecekte kalmamıştır. Gelecek aslında geçmişte kalmamıştır. Evet, geçmiş geleceğin mikyasıdır. Yani dolayısıyla tohumudur. Biz geleceğin güçlü fertleri yetiştirmek istiyorsak Türk İslam tarihini ve bu İslam tarihi içerisinde de atalarımızın bilme yaptığı katkıları çocuklarımıza bir şekilde öğretmek zorundayız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.